ilk önce söylemek istediğim bu sunuma başlamadan önceki şeylerden bir tanesi şu. Hani siz buraya Göbeklitepe'yi dinlemek için geliyorsunuz tabii dolayısıyla. Ama beklentiniz hani bu sunum sonucunda Göbeklitepe'yi anlayacaksınız ise o ne yazık ki pek mümkün olamayacak. Çünkü hani bir kişinin bir anlatımıyla böyle hemen anlaşılabilecek bir durum yok ortada. Hani bu sadece sizin ilginizi, merakınızı arttırabilme potansiyeli olan bir şey. Bunun üzerine okumalar yapmak lazım tam bir bilgiyi elde edebilmek için. Sizin benden beklentiniz muhtemelen bu sunumun iyi geçmesi ve işte olan şeyleri Göbeklitepe'de ne oluyor, işte ne değiştirdi, buluntuları ne gibi beklentiniz varken benim de aslında sizden bir beklentim var. Bu beklentim de şu, sizin kafanızı karıştırmak. Bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri biraz da bilmediğinizi gösterebilmek. Ve bu noktada da işte daha fazla okuma yapmanızı sağlıyor olmak. Ama şimdi burada şöyle bir sıkıntı var. Biz modern insanlar bir şey okuyup bilgiyi hızlıca elde etmek istiyoruz. Ne yazık ki bu insan kültür tarihiyle ilgili okumalar o kadar basit değil. Yani eğer Göbeklitepe üzerinden konuşacak olursak insanın fiziki evrimini, kültürel evrimini, taş çağlarına ait yayınları okumanız gerekiyor ki gerçekten bu bilgiyi sindirebilin. O da birazcık uzun bir zaman alan bir şey. Benimki sadece bir parantez açmak olacak. Ben kimim? Ben Kocaeli Üniversitesi arkeoloji mezunuyum. Çeşitli kazılara katıldım işte İstanbul'da kurtarma kazıları olmak üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kazılara katıldım. Şu anda bir İzmir'in kuzeyinde Larisa denilen bir arkaik ve klasik döneme tarihli bir kentin üzerinde çalışıyorum ve doktora konum buranın üzerinde. Aynı zamanda Afrodisyas ekip üyesiyim. Yani baktığınız zaman aslında bu dönemlere çok uzağım. Ancak arkeoloji eğitimim içinde tarih öncesi de olması ve özel ilgi alanım, merakım da bu tarih öncesi olması nedeniyle birazcık bilgi sahibiyim. Olabildiğim kadar da size aktarmayı deneyeceğim. Başkomutanlıktaki görevim de biliyorsunuz ki doğa yürüyüşü ağırlıklı ve arkeoloji ağırlıklı turlar yapıyoruz. İşte o arkeoloji ağırlıklı turların tur programlarını çoğunlukla ben yazıyorum. Benim dışında bana da hani yazan bir arkadaşımız daha var. O da Serra. Başkurota'daki görevim de bu. Bazı turlarda kendim de rehberlik yaparak katılıyorum ama bütün turlarda olmuyorum. Doktoram da mimarlık tarihi üzerine. Göbeklitepe ile ilgili okumak isterseniz birinci yıl ana kaynak işte şey, Klaus'un kendi kitabı. Ama piyasada var mı şu anda emin değilim. Arkeoloji Sanat Yayınları basıyor normalde de. İşte biz bir turizm acentasıyız. Dolayısıyla benim anlatımım orayı gezmek isteyen insanların beklentisi karşılığında olacak. Yani şunu demek istiyorum. Merkeze hitap edecek şekilde bir anlatım yapmaya çalışacağım ama normal bir rehber anlatımın dışında kalacağım. Yani çok güzel, inanılmaz, muhteşem, ne kadar eski değil mi falan gibi şeyler söylemeyeceğim. Çünkü bir yönden işte insan gezdirmeye çalışırken diğer yönden de akademisyen olmaya çalışıyorum. Bunun ikisinin arasında dengelemeye çalışarak, ortasını bularak bir anlatım yapmaya çalışacağım. Ama yani çok basite gitmeden, çok da zora da gitmeden, yani çok da kafa karıştırmadan ikisinin ortasını bulmaya çalışacağım ama ilk hani yeni gelenler için söyleyeyim. Birinci aşamam mümkün olduğu kadar ki sizin kafanızı karıştırmak olacak. Bu hususta şeye başlamak istiyorum artık. Ne anlatacağım, ne konuşacağım buna başlamak istiyorum. Göbekli Tepe'nin kendisini anlamak için ilk önce sürecin öncesini ve sonrasını anlamak lazım. Bu yüzden işte Göbekli Tepe'nin öncesindeki jeolojik zaman dilimiyle bunun insan kültür tarihindeki karşılığı ve bu zaman diliminin nasıl değiştiğini daha sonra bunlardan bahsedeceğim. Ondan sonra Göbeklitepe'nin ortaya çıktığı süreçteki jeolojik zaman ve bunun insan kültür tarihindeki karşılığının ne olduğu ile ilgili konuşacağım. Daha sonra işte Göbeklitepe'deki gördüğümüz bezemeler, mimari, hani bizi neyle karşılaşıyoruz onlardan bahsedeceğim. Daha sonra neden önemli olduğu ile ilgili konuşmak istiyorum. En sonunda işte keşfinin nasıl olduğuyla ilgili konuşmak istiyorum. Bunu bilerek en sona bıraktım. Normal bir akışta en başta olabilirdi ama işte hani o ana odağımız Göbeklitepe'nin kendisi olduğu için o odaktan kaçmak, uzaklaşmak istemiyorum. O yüzden sona bıraktım bunu. Şimdi ilk bakacağımız şey Göbeklitepe'den öncesindeki zaman dilimimiz. Bu bir Pleistosen dediğimiz zaman dilimi jeoloji biliminin isimlendirilmesi. Bu zaman dilimi yaklaşık olarak işte 2,5 milyon yıl önceyle günümüzden 11 bin, 12 bin yıl öncesini kapsıyor. Bu zaman dilimi sırasında dünya bildiğimiz dünya şeklinde değil. Hani kıtalar ve karalar bildiğimiz noktalarda burada bir değişiklik yok. Şu sağdaki ekranda gördüğünüz gibi. Ama dünyanın iklimi, havası bugüne göre daha soğuk. Yaklaşık olarak 0 ile 10 derece arasında. Bu nedenle dünyadaki sular büyük bir kısmı buz.
dünyadaki kara parçalarının %30'unun buz olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle de coğrafyanın kendisi tamamen farklı. Bilebileceğimiz şeylerden bir tanesi işte Asya ile Kuzey Amerika arasında bir koridor olduğunu, buzul koridorunun olduğunu ve insan cinsinin işte buradan geçtiğini biliyoruz bu dönemde. Bu kadar buz yoğunluğu olması nedeniyle deniz seviyeleri daha düşük. Yaklaşık olarak bugünkü deniz seviyesinden 100 metre daha düşük. Bu jeolojik zaman dilimi, Pleistosen son buzul dönemi, yani bugüne kadar yaşadığımız dünya üzerindeki son buzul dönemine denk geliyor. Buna arkeolojide karşılığı olarak Paleolitik Çağ diyoruz. Yani çünkü bu jeolojinin isimlendirmesi, bunun insan kültür tarihindeki isimlendirmesi Paleolitik Çağ. Bu zaman diliminde Pleistosen'e baktığımız zaman dünya bambaşka. Nasıl bambaşka? Anadolu üzerinden konuşacağım, çok fazla uzağa gitmeyeceğim. Gördüğünüz gibi Karadeniz dediğimiz alan bir göl. Marmara henüz yok. Batı Anadolu'daki, Ege Denizi'ndeki adaların hiçbiri yok. Onlar Anadolu'ya bağlantılı. Ve şu aşağıda gördüğünüz gibi bugün değil de işte Neolitik dönemde çok, tarih öncesi dönemde çok bereketli olan Mezopotamya kurak bir kuru. Neden? Çünkü buzullar, Anadolu tamamen buzul altında. Anadolu'nun bu buzul altında olması nedeniyle Mezopotamya'ya bereket götüren Fırat ve Dicle yok. Yani akarsular yok. Bugün bildiğimiz birçok akarsu, bunun büyük bir kısmı o zaman yok. Şöyle bir durum var. Yani tamam, bir kuraklık var, bir soğukluk var. Ama bu kuraklık ve soğukluk karşısında da şöyle bir avantaj var. Dünya üzerindeki yaşayan canlıların, yani memeli cinsinin büyük memeliler olduğunu biliyoruz. Buna karşılık, hani bununla beraber kedigillerin de büyük sivri dişli, büyük yırtıcı kedigilleri olduğunu biliyoruz. Yani tarıma elverişli bir ortam dünya yüzeyi olmamasına rağmen dünya üzerindeki yaşayan canlıların bugüne göre daha büyük boyutlu, daha büyük ölçekli olduğunu biliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Bir de havanın da daha soğuk olduğunu da bildiğimiz zaman, yani bir av normalde bugünkü bir insan toplumuna yetebileceğinden daha uzun süre yetebiliyor. Hem çürümesi daha uzun süreçte oluyor, hem de avın kendisinin et kilosu daha yoğun. Tabii avlanması da daha zor. Peki bu Pleistosen'in karşılığı olan Paleolitik Çağ'da insan ne yapıyor? Bu insan, bugünkü anladığımız insan değil sadece. Şu altta gördüğünüz tabloda göreceğiniz gibi çeşitli insan türleri var. Bu insan türlerinin yaşadığı dönem oluyor bu. Ve insanlık tarihinin en büyük kısmıdır bu Paleolitik dönem. İşte bize okulduğu, öğretildiği cinsiyle, Türkçesiyle yontma taş devri. Bilebildiğimiz insan tarihinin %95'ini kaplıyor bu dönem. Biz de Homo sapiens cinsi olarak bunun en son bölümündeyiz. Buradaki tabloda gördüğünüz gibi bütün insan cinsleri birbirine bağlantılı değil bu arada. Hani şey gibi düşünülüyor, işte Homo erectus evriliyor, Homo habilis oluyor, o evriliyor, bilmem ne olduğu gibi düşünülüyor ama öyle değil. Hani bu insan cinslerinin hepsi birbiriyle bağlantılı değil. Bunun yanında baktığımız zaman bu insan cinsleri geçim kaynağı olarak avcı toplayıcılar. Dünyanın kendisi zaten tarıma elverişli bir durumda olmamakla beraber insan toplulukları da henüz bu bilgiyi edinmiş durumda değiller. Bu yüzden daha çok dünya üzerindeki yetişen meyve ya da yemişleri toplayarak veya hayvanları avlayarak geçiniyorlar. Bizim bu insan türlerinin yaşamını anlamamız, tamam arkeolojik kazılar bir destek olmakla beraber, asıl anlayabildiğimiz noktası şu aslında. Özellikle sanayi devrimiyle beraber başlayan ya da işte Batılıların yeni pazar arayışıyla başlayan coğrafi keşifler sırasındaki içsel toplulukları gözlemlemelerindeki elde ettikleri veriler bizim bu tarih öncesi insan topluluklarını anlamamızda birinci etken oluyor. Dünyadaki insan nüfus yoğunluğu çok az. Kilometre başına sadece bir insan düşüyor. Şu anda kilometre başına 52 insan, ki Türkiye'de buna 104 insan düşüyor. Yani çok çok az bir insan nüfusu var. Bu süreç içinde insanın kültürel evrimi gerçekleşiyor. İlk başta işte taş aletler yapılıyor. Büyük taş, kaba taş aletler. Bu taş aletler zaman içinde daha mikrolit dediğimiz, daha küçük hale gelerek değişiklik gösteriyor. Ama sadece taş aletler yok. Kemik ve organik malzemeden yapılan aletler de var. Ancak bunların günümüze ulaşma kondisyonu ya da durumu daha zorlu olduğu için çoğunlukla taş aletleri biliyoruz. Bu büyük zaman diliminde insan aynı zamanda kültürel olarak da gelişiyor. Değer verdiği, yaşamında değer verdiği insanları defnettiğini görüyoruz. Dinsel, ruhsal inançların bu dönemde başladığını görüyoruz. Ama genel olarak avcı toplayıcı ve göçeme bir yaşam tarzları var.
aynı zamanda bu dönemde işte ateşin kontrol altına alındığını ve ateş kullanımının yaygınlaştığını, işte aynı zamanda bu göçer toplulukların sığınmak yerine kendilerine bir barınak inşa ettiklerini ve son dönemlere baktığımız zaman denizde ya da suda hareket edebilecek sallar ve basit kayıklar yapabildiklerini görüyoruz. Buradaki görsele baktığımız zaman işte bu taş aletlerin veya organik kemik aletlerin nasıl şekil değiştirdiğini görüyoruz. Bu işte en eski devirlerde daha böyle kaba olan taşlar milyonlarca yıl içinde bugünkü anlayabileceğimiz halde bıçaklara veya kazıyıcılara dönüşmüş durumda oluyorlar. Belki de en fazla bildiğimiz şey de bu dönemle ilgili işte Avrupa'daki, özellikle Avrupa'da olan bu mağara resimleri, mağara derinliklerinde olan bu resimler bu dönemde yapılan insanın yaptığı, geriye bıraktığı izler. Türkiye'de de en bilinen paleolitik yer İstanbul'daki Yarımburgaz Mağarası. Ancak şöyle bir bilgi hatası var. Biz paleolitik dönemde insanların mağarada yaşadığıyla ilgili bilgiye sahibiz. Genellikle şey gibi düşünülüyor. Yani mağaranın çok içlerinde, derinliklerinde yaşadıkları gibi düşünülüyor. Öyle bir durum yok. Mağara önlerinde bir sığınak yaparak mağara önlerinde yaşıyorlar. Muhtemelen arkası çok karanlık ve rutubetli olduğu için daha hani ön tarafları tercih ediyorlar ki bu yüzden bu Yarımburgaz canlandırılması gerçeği temsil ediyor. Ama mağaraların derinliklerinde, işte bu Avrupa'daki mağaraların derinliklerinde bu şekilde bir insanların geriye bıraktığı izler var. Ki bu barınmaların da en başına baktığımız zaman 380 bin yıl önceye giden işte, Fransa yakınlarında insanların kendilerine barınaklar, yani bir mağaraya ya da doğal bir kayaya ihtiyaç duymadan kendi başlarına sazdan yapabildikleri böyle göçer toplulukların konaklamak için yaptıkları şeylerle karşılaşabiliyoruz. Peki ne oluyor? Ne değişiyor ki bu zaman dilimi değişiyor? Dünya sıcaklığı bugünkü anladığımız anlama geliyor. Küresel ısınma güncel bir konu gibi görünüyor ama güncel bir konu değil aslında. Küresel ısınma dediğimiz şey, yani dünyadaki ısı farklılıkları aslında her zaman olan bir şey. Dünyanın biz yörüngesini elips olarak biliyoruz ama genellikle sadece elips olduğunu düşünüyoruz ama bu elipste bir değişiklik var. Bu değişiklikte zaman içinde 100 bin ile 400 bin yıl içinde dünyanın güneş çevresindeki yörüngesi güneşe yakınlaşıyor ve uzaklaşıyor. Bu da sıcaklık farklılıklarına sebebiyet veriyor. Bu da Milankovic döngüsü olarak isimlendirilen bir görüş. Aynı zamanda dünyanın ekseninin yamuk olduğunu biliyoruz. Bu 41 bin yılda bu eksende bir kayma oluyor. Bu da dünyaya gelen ışınların açısını değiştirdiği için dünyadaki sıcaklıklar değişiyor. Şimdi bu süreç içine baktığımız zaman işte yaklaşık olarak M.Ö. 11.700'de iklim değişmeye başlıyor. Pleistosen dediğimiz süreç, jeolojik devir bitiyor ve bunun yerine Holosen başlıyor. Ama bunu şey gibi düşünmeyelim, hani böyle yattık, hani kalktık ve Holosen başladı gibi değil. Bu böyle uzunca bir geçiş süreci. Ama bu dönemin sonunda dünyadaki değişim bugünkü anladığımız dünya haline gelmesi. Son buzul çağı bitiyor ve işte bugünkü anladığımız iklimsel koşullar başlıyor. Ancak bu şey gibi düşünmeyin, yani standart olarak düşünmeyin. Hani aynı bugünkü yaşadığımız gibi bir sene sıcak bir sene soğuk olabilir. Ama doğal iklimin hani standart dereceleri bugün anladığımız koşullara gelmiş oluyor. Kıtalar arasındaki, Asya ile Afrika arasındaki buzul katman, buzul geçişi kopuyor. Dünya üzerindeki buzullar küçülmeye başlanıyor. Bu küçülmeyle beraber denizler yükselmeye başlıyor. Denizlerin yükselmesiyle beraber bizi ilgilendiren hikaye de şu. İlk önce Marmara Denizi doluyor. Daha sonra Marmara Denizi'nin duvarı yıkılıyor. Yaklaşık olarak M.Ö. 10 binlerde. Oradan su taşkınıyla işte Karadeniz'in tatlı suyunun üzerine tuzlu su kapatmaya başlıyor. Ve bir Karadeniz oluşmaya başlıyor. Bir de ne oluyor? Tabii ki işte bugünkü anladığımız anlamıyla Anadolu'da olan akarsular başlıyor. Bunların en önemlisi de Fırat, yani bu konu kapsamında Fırat ve Dicle olacak ki Mezopotamya'yı besledikleri için. Bu Holosen dediğimiz dönemin kültür evrimindeki karşılığı, yani insanlık kültür tarihindeki karşılığı Neolitik. Okulda öğretilen ismiyle, yani Türkçeleştirilmiş ismiyle Cilalı Taş Devri. Bu dönem bugünkü anladığımız insanın aslında başlangıcı oluyor. Belki bütün derdimizin, sıkıntımızın da başladığı dönem bu dönem de diyebiliriz. İnsanı nasıl bir değişiklik gösteriyor? Besin avcı toplayıcı olan, yani doğaya bağımlı olan insan bu dönem içinde kendi besin üretmeye başlıyor. Tarım ve hayvancılık yapmaya başlıyor.
Tabii bir günde olmuyor bu yine. Onu belirtmek lazım. Zaman içinde çömlekçilik gelişiyor ki çömlekçilik insan evrimi için önemli bir noktada. Metalle olan ilişkisi artıyor. Konar göçer olan, hayvanları takip eden, yemişlerin çıktığı yerleri bilen ve onların döneme göre takip eden insan grupları kendi besinlerini beslemeye başladıktan itibaren artık yerleşik hayata geçmeye başlıyorlar. Bu dönemin sonlarına doğru da işte tekerlek kullanılmaya başlıyor. Kendi besinini üreten insan, ki biz buna art ürün diyoruz. Yani yiyebileceğinden fazla besini olan insan. Bunları ürettiği alanı koruyor ve koruduğu için de işte yerleşik hayata geçiyor. Yani oradan bir besin alabildiğini ve bütün yıl o besinin ona yettiğini bildiği zaman orada kalmayı tercih ediyor. Ve göçerlik bu noktada, yani avcı toplayıcılık bu noktada son buluyor. Ama şey gibi de düşünmeyin. Dünyadaki bütün insanlar bir anda yerleşik hayata geçti gibi düşünmeyin. Yani bir kısım insan avcı toplayıcılığı hala devam ediyor. Bu bir süreç yani. Tamamen ortadan kalkacak bir durum değil. Yerleşik hayata geçmekle ne başlıyor? İşte köyler, kasabalar, daha fazla insan gruplarının bir arada yaşadığı organizasyon ki avcı toplayıcılıkta baktığımız zaman bir klan, bir kabile bir arada olduğunu görüyoruz. Burada 10-15 kişilik grupları olsa gerek diye düşünüyoruz. Yerleşik hayata geçmekle beraber işte bu bir arada yaşayan nüfusun gitgide arttığını görüyoruz. Ticaret, yani bunu takas olarak söyleyebiliriz, takasın başladığını görüyoruz. Yani ilk önce toprağı işleyenler ve bunda uzmanlaşanlar, sonra çömlekçilikte uzmanlaşanlar. Daha sonra ise sonra bu insanları korumaya çalışan insanlar ortaya çıkıyor ki ordu. Bunları yöneten, idare eden işte bir klan şefi gibi bir kişi de ortaya çıkıyor. Ve böylelikle işte şey toplumsal organizasyon başlıyor ve hiyerarşik örgütlenme başlıyor. Ve bu da işte bugünkü anladığımız anlamda insanın oluşması. Şimdi sağdaki grafikle baktığımız zaman insanın zaman dilimi içindeki nüfus artışını görüyoruz. Feci sıçramayı 1960'larda yapıyor ama Neolitik'in de işte gördüğünüz gibi bir kırılma noktası olduğunu ve 1960'lara kadar bu kırılma noktasının devam ettiğini görüyoruz. Yeni tarım alanları ve hayvanların yayılması için yeni alan arayışları başlıyor insanlarda. Ki yerleşik hayata geçmenin doğal süreci olarak bu dönemde. Yani paleolitik ve neolitik arasındaki değişim sonuçlarının ne olduğu. Kamusal, yani yerleşik hayata geçmekle beraber kamusal alanların daha önce hiç olmayan belki de, yani şeyi bilemiyoruz çünkü mağara resimlerinin yapıldığı alanların kamusal, yani herkesin girebildiği mi yoksa sadece öznel bir grubun mu kullandığı bir alan olduğunu bilmiyoruz ama yerleşik hayata geçmekle beraber kamusal alanların ortaya çıktığını biliyoruz. Kült diyebileceğimiz ritüel seremoni unsurlarının çeşitlenmeye başladığını biliyoruz. Ve bu dönemde yani muhtemelen paleolitikte de var çünkü insan defnederken ona ayrı bir yaklaşım, ayrı bir davranış olduğunu biliyoruz. Mesela Neandertal'de var ama tam anlamıyla kült ya da din uygulamalarının yoğunlaştığı dönemin neolitik olduğunu biliyoruz. En büyük değişimse aslında insanın sosyolojik değişimi. Daha önce işte 10-15 kişilik gruplar halinde yaşayan insanlar büyük kalabalık gruplar halinde yaşamaya başlıyorlar ve yerleşimde süreklilik başlıyor. Yani avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçerken ilk devirlerde 250 yılla 1000 yıl bir alanda yaşarken bu sayı, bu süre gitgide uzuyor. Neolitik içinde bu süre işte binlerce yıla, yaklaşık 400 ile 2000 yıl arasındaki bir sürece tekabül ediyor. Ve şey yerleşim yerlerinde çeşitlenme de başlıyor. Yani işte köy, kasaba ya da mevsimlik olarak kullanılan yerler gibi. Şimdi bu noktada Göbekli Tepe'ye gelecek olursak, Göbekli Tepe'den öncesi paleolitik, insanlar avcı toplayıcı. Göbekli Tepe tam insanların yerleşik hayata başladıkları süreçte ama daha ilk evrelerinde ortaya çıkıyor. Biz anladığımız anlamıyla yani köyler yavaş yavaş yeni yeni kurulmaya başladığı bir dönemde ortaya çıkıyor. Bu yüzden biraz enteresan. Şimdi yerine bakacak olursak, şu sağ görselde bereketli hilal dediğimiz bizim yakın yani insanlık kültür tarihindeki en önemli alan olan bu alan tarımın ilk başladığı alan. Buradaki tarımın ilk başlamasındaki tetikleyici unsurlardan bir tanesi Fırat ve Dicle havzası iken Doğu Akdeniz'deki buradaki havzalar da önemli. Bu Filistin bölgesindeki havzalar da önemli. Çeşitli yerleşim yerlerinde hayvanların ve evcilleştirilmesi ve tahılların ehlileştirilmesiyle tarım süreci ya da yerleşik hayata geçiş sürecinin başladığı yer bu bereketli hilal. Göbekli Tepe'de işte bu bereketli hilalın normalde buraların büyük bir bölümü düzlük. Burada
tek tek bizim bugün tek tek dalları mini park dediğimiz mini park başlıyor. Bu Mezopotamya düzlüğünün ki Mardin'den baktığınız zaman çok güzel gözüküyor. Tamamen böyle dümdüz bir deniz gibi dümdüz bir karadır. Böyle fırtınasız deniz gibi. Ama Göbeklitepe'nin bulunduğu tek tek dağları mini parkıyla hafif yükseltmeye başlar. İşte bu yükseltinin başladığı noktada bulunuyor Göbeklitepe coğrafi olarak da. Burada olmasıyla ilgili şöyle bir durum var. Yani acaba buradaki dağ silsilesinin yağmur çektiği ve buranın daha bir yağmurlu bir iklimi olduğu mu diye bir soru işareti var ama bunu tam olarak böyle yani evet öyle veya hayır öyle diye bir ispatı yok. Göbeklitepe'ye baktığımız zaman şuralara bir yere geliyor. Klaus Göbeklitepe'nin bir toplanma yeri olduğunu iddia ediyordu. Böyle bunu iddia etmesinin nedeni şu. Bu görselde de gördüğünüz gibi ilk evcilleştirilen hayvan türleriyle elleştirilen bitkilerin, işte tahılların ortak noktasında bulunuyor Göbeklitepe. Ve Klaus'un düşüncesi şöyleydi. Çeşitli tahıl türlerini ve hayvanlarda uzmanlaşan insanların bir araya gelerek kendi uzmanlıklarını burada birbirleriyle paylaşmışlar mı acaba diye bir düşüncesi vardı. Bunu da bu şekilde aktarmış olalım. Göbeklitepe'nin zaman döngüsüne bakacak olursak, dedik ki işte Neolitik dönemin, yani insanın yerleşik hayata geçtiği dönemin ilk evrelerinde olan bir yer olduğunu söyledik. Ama şimdi bu Neolitik dönemde kendi içinde ikiye ayrılıyor. Hani bunu da bahsetmek lazım bu kapsamda. Çanak çömleksiz Neolitik dönem var, çanak çömlekli Neolitik dönem var. Çanak çömleksiz Neolitik de kendi içinde A ve B olarak ikiye ayrılıyor. Göbeklitepe'ye baktığımız zaman Göbeklitepe çanak çömleksiz Neolitik dönemin içinde, yani şu dönemin içinde kalıyor. A ve B'yi size yani anlatmam önemli olacak. O yüzden gireceğim. İlk önce çanak çömlek ve çanak çömleksiz arasındaki fark ne? Onu bir kısaca bahsedeyim. Çanak çömleğin başlanmasının şöyle olduğu ile ilgili bir düşünce var. İşte insanlar yerleşik hayata geçtikten sonra evlerini ilk başta sazlar ve sazlara yapıştırdıkları işte kirli topraklarla yapıyorlar. Bu kirli topraklarla uğraşa uğraşa bu kilin seramik haline dönüşebileceğini fark ediyorlar. Ama kirli toprak seramik olduktan sonra bizim hayatımızı tamamen değiştiriyor. Yani seramikten önce birinci yemek unsuru sadece kızartma olan insan seramikle beraber içinde sulu yemekle olacak bir döngüye girebiliyor. Yani aş yiyebiliyor artık. Bu da şey demek, daha az yani tahılla daha fazla insan doyurabilmek ve daha az etle daha fazla protein alabilmek demek. Bu yüzden ve aynı zamanda saklamak için de çok uygun bir materyal çanak çömlek. Yani pişmiş topraktan yapılmış çanak çömlek. Bu yüzden çanak çömlekli dönem bir kültürel olarak da kırılma noktası gibi düşünebiliriz. Göbeklitepe'ye bakacak olursak ama Göbeklitepe çanak çömlekten önceki döneme tarihleniyor. Göbeklitepe zamanında da kapkacak var ama bunlar pişmiş topraktan değil, taştan bu arada. Arada öyle bir fark var. Çanak çömleksiz Neolitik de kendi içinde ikiye ayrılıyor dediğimiz gibi. A ve B evresi. A evresiyle B evresinin ayrılmasının nedeni şu, kültür olarak farklılıklar görmeye başlıyoruz. Hani A evresinde bu hayvan ve bitkilerin evcilleştirmesiyle olan sürecin ilk adımları atılırken, B evresinde artık bunun daha yaygın hale geldiğini biliyoruz. Aynı zamanda mimaride de bunun bir karşılığı olacak. O yüzden B'yi bilmemiz bu noktada önemli. Ki bu dönemler içinde Göbeklitepe buradaki tek, hani bereketli ilerideki tek yer değil. Jericho gibi mesela çok önemli başka yerler de var ki bu yerlerde yerleşim de var. Şimdi Göbeklitepe'nin kendisine gelecek olursak çatıyla üstü örtülmeden önceki hali ve kazıların başladıktan sonraki hali bu şekilde. Çok büyük bir höyük. Yani 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde ve deniz seviyesinden 760 metre yukarıda. Çevresinde bir tatlı su öğesi yok. Döneminde de yok. Yani insanlar genellikle tatlı su çevresine yerleşmeyi tercih ederler ama burada öyle bir en eski yapılarının canlandırmasını görüyoruz. Bu bilinen işte ABCD olarak isimlendirilen ve bugün gittiyseniz üstü çatıyla örtülü olup da sizin gezdiğiniz alanlar bunlar. Ama gördüğünüz gibi buradaki alanlar yukarıya doğru gidiyor. Çünkü bunlar en eskileri. Çanak çömleksiz Neolitik'in A evresinde tarihlenenler bunlar. Bunların zamanla üstü örtülüyor
üzerlerine B evresinde farklı yapılar yapılıyor ki bunları şimdi göreceğiz. Buradaki ABCD çanak çömleksiz neolitik dönemin A dönemini tarihlenen yapılar. Bunlar dairesel planlılar gördüğünüz gibi. Bunların merkezinde iki tane monolit yani yekpare T biçiminde ve çevredekilerden daha yüksek T biçiminde taşlar var bunlarda. Çevresinde ise duvar örgüsünün içinde bunlara göre daha küçük işlenmiş ve duvara yedirilmiş T biçiminde taşlar var. Bunun C olan yapı gördüğünüz gibi biraz farklı. Bunun iç içe geçmiş birden fazla yuvarlak planlı yapı olduğu düşünülüyor çünkü. Bunların genel özelliğine bakarsak C'deki bu giriş hattı gibi görünen hat dışında hiçbirinin bir açıklığı yok. Tamamen duvarla çevrelenmiş durumdalar. Bir yerinden girmek istediğinizde girebileceğiniz bir yeri yok. Bu yüzden üstten girildiği düşünülüyor. Klaus'un kendi düşüncesine göre kullanım dönemleri için bittikten sonra bilinçli olarak insan eliyle içlerinin doldurulduğu düşünülüyor ve daha sonra üzerlerine ki burada gördüğümüz bunlar diğer renktekiler, diğer yapıların aynı alanda inşa edildiğini görüyoruz. Ama burada dikkat çekmeye çalıştığım unsur şu, A evresindeki yapıların daha anıtsal, daha büyük olduğunu görüyoruz. Ama B evresine geçtikçe bu yapıların küçüldüğünü, içindeki taşların T biçimli taşların ya olmadığını ya da çok az olduğunu görüyoruz. Yani bu bize şeyi ispat ediyor. Zaman içinde bu yapılar, Göbekli Tepe'nin kendisi zaman içinde önemini galiba kaybediyor. Neden önemini kaybetti hakkında da daha sonra konuşacağım. Anıtsallıktan gitgide uzaklaşıyor ve daha küçük yapılar inşa ediliyor. Bunların A ve B olması işte yapılan analizler, tahlillerle elde edilen verilerin dışında aynı zamanda biz insanlık kültür tarihinde biliyoruz ki erken yapılan mimari faaliyetler yuvarlak planlı. Çünkü yuvarlak planlı bir şey yapmak daha kolay. Ancak zaman içinde insan konut olarak dörtgen planlı yerler inşa etmeyi tercih ediyor. Ki bu veriyi aldığımız yer Çayönü, Diyarbakır'daki. Kesintisiz olarak görebildiğimiz bir mimari gelişimi var buranın. İlk baştaki yapıların yuvarlak planlı olduğunu, daha sonra yuvarlak plandan dörtgene geçerken yavaş yavaş su basmanının denendiği, yani bir temelinin denendiği, temel sağlamlaştıktan sonra da dörtgen planlı yapılara geçildiğini görüyoruz. İşte bu aynı durum Göbekli Tepe'de de karşımıza çıkıyor. Erken döneme ilişkin yapılar yuvarlak planlı, daha günümüze yakın olan, daha sonra inşa edilmiş yapılarsa ilk başta köşeleri yuvarlak dörtgen, daha sonra tamamen dörtgen planlı oluyor. Şimdi şöyle bir durum var. Buradaki çizgilerde de görüyorsunuz. Merkezdeki taşların doğu batı aksında olmasıyla ilgili bir iddia var. Şimdi bu iddia tam kuzey yukarısı bu arada. Ki orada burada gözüküyor. Bu iddia hadi D'de tamam, B'de tamam ama C'de hadi biraz kayıyor tamam ama A'da, F'de bunu karşılamıyor. Yani buradaki yapıların merkezinde konulan T biçimli taşlarda acaba gerçekten bir Doğu Batı'da şöyle olacak. Doğu Batı'yı tercih etme durumu var mı? Yani açık şekilde evet var veya hayır yok denilebilecek bir durum yok. C dışında C'nin içinde 12 tane T biçiminde taş var. Yani çevresinde 12 tane T biçiminde taş var ve D'de de var sanırım. Ama diğer hepsinin içinde aynı şekilde yok. Bazı okumalarda karşınıza şey çıkabilir. O yüzden söylüyorum. İşte buradaki çevredeki taşlarda da T biçimli taşlarda 12 adet kullanılmıştır. Ve bu nedenle işte bir bugünkü anladığımız anlamda bir astral ya da gökyüzünü bakarak işte bir tercih edilmiştir. Durum tercih edilmiştir gibi bir yaklaşım var ama bunu bütün hepsinde söylemek pek mümkün değil. Eğer öyle bir niyet ya da istekleri olsaydı şayet hepsinde tekrarlamasını beklemek daha doğru olacaktı herhalde. Çatı örtüsü yapılmadan önceki işte Göbekli Tepe'nin fotoğrafları. Bu hava fotoğrafını görüyoruz. İşte bu yuvarlak planlı C yapısının fotoğrafı, şu da D yapısının fotoğrafı. Şimdi baktığımız zaman buradaki T biçimli taşlar aslında çok uzaktan değil, yaklaşık 100 metre ötedeki bir alandan getiriliyor. Bunu şundan biliyoruz, getirilmemiş, ocakta, taş ocağında kalmış bir taşın orada hali hazırda kırılarak taşınmadığını bildiğimiz için, gördüğümüz için oradan getirildiğini biliyoruz. 100 metre öteden getiriliyor yani. Ancak bir taşın getirilebilmesi için tahmin olarak 500 kişiye ihtiyaç var. İşte burada bir
acayip bir durum ortaya çıkıyor. Normalde Göbekli Tepe'den önce insan organizasyonlarına baktığımız zaman işte paleolitikte bir klanın bir arada yaşadığı, yani 10-15 kişilik grupların bir arada yaşadığı bir sosyal organizasyon varken, neolitik içinde, zaman içinde bu insan gruplarının sayısının binlerce yıl içinde arttığını düşünüyorduk. Göbekli Tepe bulunuşuyla beraber bir anda şey oldu, yani 500 kişi bir taşı taşımak için, bir T biçiminin taşı taşımak için 500 kişiyi organize etmek lazım. İşte bu eski algıdaki soruları biraz değiştirdi. Eski algıdaki soruların ne olduğunu ve onların nasıl değiştiğini en sonunda anlatacağım ama. Yapıların yani ritüel olarak amaçlı kullanıldığını tahmin ediliyor. Çünkü şöyle de bir durum var. Bu T dışarıdaki T biçiminde, çevredeki T biçiminde taşların arasında bir seki gibi bir alan var. Bu seki gibi bir alanda da oturma grupları olduğuna ilişkin bir düşünce var. Buranın bu nedenle bu alanların bir ritüel alanı olduğu kabul ediliyor ki arkeolojide çok karşılaştığımız bir şey var. Terrazzo dediğimiz sıkıştırılmış topraktan elde edilen ve suya karşı dayanıklı olan bir harç türü var. Ki bunların bazıları Anakoya'ya oturuyor ama onlar da suya karşı dayanıklı harç, yani suya karşı dayanıklı bir durum var. Bu tip harcı biz bir sıvı ile ilişkili bir ritüel alanlarında görüyoruz. Yani normalde konut, ev gibi alanlarda görmüyoruz. Bu yüzden de bir ritüel alanı olma ihtimalinin yüksek yani olduğunu düşünüyoruz. Ki zaten anıtsallıkları da bunun bir ispatı olsa gerek. Zaman içinde Göbekli Tepe'nin neden önemini kaybettiğini bilmiyoruz. Bununla da ilgili görüşler var. Birazdan anlatacağım onları sizlere. Dediğim gibi yapılar o büyük anıtsallıklardan ya da T biçimindeki büyük taşlar, o büyüklüklerden gitgide ufalmaya başlıyorlar. Dolgunun içinde birçok hayvan kemiği, insan kemikleri de bulunması nedeniyle yeni kazı başkanı kendi konuşmalarında acaba bu bilinçli dolgu değil de toprak kaymasıyla mı ilgili gibi, dolgu kaymasıyla mı ilgili gibi de bir düşüncesi var. Ama şu anda daha çok kabul edilen görüş bunların bilinçli olarak doldurulduğu. Çünkü şöyle bir durum var. Biz arkeometrik araştırmalardan aslında bunların hangi zaman diliminde kullanıldığını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz ama tam olarak, yani bunların çünkü bir kalibrasyonu var, tam olarak 4 tane bu yuvarlak yapının aynı anda kullanımda olup olmadığını aslında bilemiyoruz. Yani bir tanesini gömdükten sonra mı diğerine başlıyorlar, aynı anda ikisini mi üçünü mü kullanıyorlar, bundan emin değiliz. Bilinçli olarak örtülmesi Neolitik dönemde birçok başka yerde de karşılaştığımız bir durum. Yani bir alanın kullanımı ömrü bittikten sonra orayı bilinçli olarak örtüyorlar veya düzleştiriyorlar. Bu yüzden buranın da bilinçli olarak örtüldüğünü iddia etmek çok aykırı veya acayip bir görüş değil. Aynı zamanda üst örtü yapılana kadar ki geçen süreçte bu T biçimindeki taşlar üzerindeki kabartmaların çok fazla deformasyona uğraması bu yapıların bilinçli olarak örtüldüğünü de düşüncesini destekleyen bir görüş olarak öne sürülüyor. Bunlar dışında bu bugünkü gezdiğimiz alanda ki işte 4 tane ki yuvarlak yapı dışında aslında 2 tane daha yuvarlak yapı var ama bunlar çok fazla ilgimizi çekmiyor. Bir tanesi şu alan. Bu alan gördüğünüz gibi aslında bir yine bir tapın diğer yuvarlak alanlara benzeyen bir alanlardan bir tanesi. Şu alanlara 2 tane T biçimli taş, büyük taş oturtulacak. Bu çevreye de küçük T biçimli taşlar oturtulduktan sonra buranın T biçimli taşlar arası doldurulacak ve bu taşlar dışarıdan desteklenecek ve bu sayede buradakilere çok benzeyen bir yapı elde edilecek. Ama Göbekli Tepe'nin kendisi kazılmasa, yani şunlar ortaya çıkmış olmasa bunun öyle bir yapı, kompleks yapı olabileceğini bilebilmek çok zor. O da dediğim gibi şurada bulunuyor ki bunlarla çağdaş. Bir diğeri de F yapısı. F yapısı da şurada bulunuyor. Bu da şu bugün yürüyüş güzergahı şurada. Yürüyüş güzergahının tam solunda kalıyor. O da gördüğünüz gibi artık bu dönemin son evrelerinde inşa edilmiş daha küçük planlı yapı. Gördüğünüz gibi demin anlatmaya çalıştığım bir seki var gibi ifade ettiğim T biçimli taşlar arasındaki bu oturma alanını bu şekilde görünüyor. Dışarısı yapının dış duvarı taşlardan ama dizme taşlardan oluşuyor ve arka tarafı toprakla desteklenmiş durumda. Bu nedenle hani yer seviyesinin altında kaldığı, yani bugünkü anladığımız anlamında böyle ayakta olan bir yapı değil,
toprağa gömük bir yapı olduğunu anlayabiliyoruz. İlk başta açık olduğu düşünülüyordu ama işte dediğim gibi 95'te başlayan kazıların çatı yapılana kadar geçen yaklaşık 15-20 yıllık süreçteki koruma önlemleri alınmasına rağmen çok tahribata uğruyor olması bu yapıların muhtemelen üstünün kapalı olduğunu düşüncesini ortaya çıkartıyor. Bu noktada da şöyle bir durum var. Şuradaki gördüğünüz izler ilk başlarda şey şeklinde yorumlanıyordu. Bunlar bilinçli olarak örtüldükten sonra, yani yapıların içi bilinçli olarak doldurulduktan sonra yapıların sadece T biçimli taşların üst kısmı, yani şu kısmı görünür halde, bu kısmı görünür haldeyken bu alanların belleğine, bilincine sahip olan insanların buraya gelip çeşitli sunularda bulunduklarını, bu sunularda bulunurken de bu izleri bıraktıkları düşünülüyordu. Ancak bugün bu görüş değil de bunların aslında örtüyü, yani çatı diyeceğimiz kısmı desteklemek amacıyla, hani onların kaymayıp bozulmasın, düşmesin, devrilmesin diye bir destek oluşturmak amaçlı yapıldığı düşünülüyor. Bu noktada da kafanızda canlandırmak için bir görsel kullanacağım. Kültürel olarak kesinlikle bağlamayacağım. Çünkü arkeolojik olarak mümkün değil. Bu günümüzden 700 yıl öncesi yapıldı, yani 700 yıllık tarihi olduğu düşünülen Malatya Arapgir'deki bir cemevi. Bu da toprağın altında. Gördüğünüz gibi desteklerle üst örtüsü destekleniyor. Ve şey, gördüğünüz gibi karanlık ki bu Göbekli Tepe'deki yapıların içinde bulunduğunuz zaman nasıl bir hissiyatta olabileceğinizin de bir canlandırması olabilir. Bu ışık kaynakları olmasa tamamen zifiri karanlık olacak bir yer. Ki aynı zamanda kullanılmadığı zamanlarda da yemek saklamak için de kullanılıyor günümüzde burası. Yani soğuk, rutubetli bir ortam oluşuyor. Peki Göbekli Tepe'nin üstü örtülüyse şayet nasıl bir örtüye sahip? Çatı teknolojisi bugünkü anladığımız anlamında olmadığına göre muhtemelen işte buradaki örtü gibi ahşapların üst üste binmesiyle yapılmış bir örtüye sahip olması olduğu düşünülüyor. İşte bu noktada da bu oyuklar o üst üste binen büyük odunları desteklediği düşünülüyor. Şimdi şöyle ki mimarisiyle ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Bundan sonra bezemelerle ilgili kısma geçeceğim. Grup halinde söyleyecek olursak. Burada öncelikle daha insanın avcı toplayıcılıktan yeni yeni hayvan evcilleştirme sürecine geçtiğini gördüğümüz için burada dolayısıyla vahşi hayvanlar var. Hani vahşi hayvanların da olması da çok normal yani. Neler görüyoruz biz burada? Aslanlar görüyoruz, boğalar görüyoruz, domuzlar görüyoruz, tilkiler görüyoruz, ceylanlar var, eşekler var. Bunlar memelileri oluşturan gruplar. Bu memelilerin yani cinsel organlarının görülebilmesi sayesinde bunların hepsinin erkek olduğunu ve hepsinin de erekte olarak yapıldığını biliyoruz. Ama memeliler dışında neler var? Sürüngenler var, yılanlar var mesela, çeşitli böcekler var ve eklem bacaklılar var. Ve kuşlar var. Bu canlıların cinsiyetini bakarak anlamak, yani dışarıdan bakarak anlamak pek mümkün değil. Bu yüzden bunların hani erkek mi dişi mi olduğunu bilmiyoruz. Ki buradaki tasvirlerde işte akrep, işte akbaba, boğa, işte bir su kuşu, bir kuvvetle muhtemel bir şey, tilki, bir kedigillerden bir canlı, bir yılan domuzu karşımızda var. Bunlar dışında Göbekli Tepe ile ilgili işte en bildiğimiz şeyler bu taşlardaki işte bu örümcek motifleri. Bu örümcek motifleriyle beraber aşağı ve yukarıya hareket ettikleri görülen, ki buradaki sadece aşağı yukarı hareket ediyorlar ve sağ solda görünen bu motifler. Bunlar yılan olduğu düşünülüyor. Yılan olduğunu düşünmesinin nedeni de bilincil kanıtı. Bu noktada arkeolojiyi açmak lazım. Arkeolojik dediğimiz şey analojiye dayanan bir bilim dalıdır. Yani başka buluntularla karşılaştırılarak sonuç elde edilen bir bilim dalıdır. Çünkü hani laboratuvar ortamında çeşitli şeyleri işte tarihleyebilirsiniz ama yorum yaparken gözleme ve başka yerlerdeki veriyi almaya ihtiyacınız var. Bunların yılan olmasına ilişkin veri de Körtük Tepe'den geliyor. Ki Diyarbakır'da burası da bir neolitik yerleşim alanı. Buradaki bunun gibi çok fazla yılan tasviri var Körtük Tepe'de ve yılanı hani şu anda bunlar da çok bununla benzemesi bile yılanı daha fazla benzeyen motifler de var Körtük Tepe'de. Bu sayede bunların da yılan olduğu biliniyor. Bunlar dışında da bu işte H olarak en kolay açıklayabileceğim bir motif de var sıkça karşımıza çıkan. Başka motifler arasında işte dediğimiz gibi şey kedigiller gördüğünüz gibi erekte pozisyonda, tilkiler gördüğünüz gibi erekte pozisyonda bunlar var. Bu soldaki T biçimli taşın sağda çizimlerini görüyoruz.
İşte çeşitli yılanlar ki şuradalar. İşte çeşitli su kuşları. Su kuşları olduğunu yani duruş pozisyonlarını anlayabiliyoruz. İşte akbaba, o da şurada. Bir kedigir, o da şurada. Tasvirleri karşımıza çıkmakta. Ya ancak bu tasvirlerin, bu söylediğiniz hayvan tasvirlerinin hepsi çevredeki, yani duvarı destekleyen daha küçük olan T biçiminin taşların üzerinde bulunuyor. Ki bunların da bir kısmı işte daha önceden de bahsettiğim gibi sekilerin oturma ya da oturma alanlarının arasında olduğu için hepsi de görülebilir pozisyonda değil. Peki bunlar ne ifade ediyor? Yani gerçekten bilemiyoruz. Bilmemiz de pek mümkün değil. Bunlar hakkında yorum işte yapılabilir. Bu yorumlarda da çok basitçe siz de yapabilirsiniz. Ya da işte mağara resimleriyle ilişki de kurabilirsiniz. Ama bizim bunların gerçekten neden yapıldığını, niçin orada olduklarını bilebilmemizin hiçbir ihtimali yok. Tek söyleyebileceğim benim, bunların hani doğayı gözlem sonucunda o hayvanları bir amaç doğrultusunda, ama amacın ne olduğunu bilmiyoruz. Bir amaç doğrultusunda buraya işlendiğini söyleyebiliyoruz sadece. Çünkü vahşi hayvan da var, evcilleştirilmek üzere olan hayvan da var. Yemeği tercih etmeyecekler herhalde. Örümcek gibi hayvanlar da var. Yani neden tercih etsinler diye düşünüyorum. Belki de ediyorlar, bilmiyoruz ama. Yani bilebilmemiz mümkün değil. Çeşitli eklem bacaklılar da var. Gerçek olarak, yorum olarak söyleyebileceğim tek şey bunların varlığı. Bunların varlığı dışındaki geri kalan, işte akbabanın orada olmasının Sirius yıldızlığı olan ilişkisi sadece bir yorum olacaktır. Ben hani bu sunumda böyle bilimsellikten uzaklaşacak yorumlarda bulunmayacağım. Ortadaki taşlara gelecek olursak, ortadaki taşlar farklı. Yandan baktığımız zaman şöyle gelen ve karşıdan baktığımız zaman görüyorsunuz ki parmaklara denk gelen el motifleri var. Bu el motiflerine karşılık eğer bunu bir baş olarak kabul edeceksek, ağız, göz veya burun yok. Bu taşların bazılarının göğüs kısmında yine H'ye motifi var. Bir tanesinde ise boğa başı protomu, yani kabartması var. Ve bu taşların bel seviyesinde şu şekilde bir kuşak var. Bu kuşak üzerinde de yine H'ler var. Ve bu kuşağın altında böyle bir sarkanda bir şey var. Şimdi bu H biçimindeki şeylerin aynı zamanda kemer üzerinde olmasının nedeniyle, bunun kemer olduğunu anlayabiliyoruz, nedenini açıklayacağım. Vesilesiyle bunun bir kakma olabilme ihtimali yüksek. Yani bir süsleme öğesi olması ihtimali yüksek. Ama niye bunu tercih ediyorlar? Mesela niye W değil de H? Yani bilemiyoruz. Yani bununla ilgili mesela sağda solda böyle bir şeyler okuduğunuz zaman, işte bunların ilk yazı mıydı falan filan gibi şeyler var da, yazının bulunmasına daha 6000 yıl var yani. Nasıl ilk yazı olsun? Yani nasıl unuttu o zaman insanlık yazıyı gibi söylenir. Bunlar yani bir şekilde anlam yüklenen bir sembol ve kakma olarak kullanılmış. Ha, en akla yakın gelen şey belki de şu olabilir. Bu taşı yandan değil de direkt arkadan gördüğünüz zaman dümdüz göreceksiniz ya. İki tane dümdüz taşın yan yana gelip arasında böyle bir kuşak gibi bir yorum var. Ama bunu da bilmemizin ihtimali yok. Hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz. Eğer zaman makinesi yapılmazsa bilemeyeceğimiz şeylerden bir tanesi bu. Ama bu bir hayvan postu. Muhtemelen bir yekedigil ya da bir tilkinin postu. Genital organı kapatıyor muhtemelen. Bunu da nereden biliyoruz? Bunu bildiğimiz iki nokta var. Bir, yine Şanlıurfa'da Balıklı Göl çevresinden bulunan ama konteksi olmayan, bu yüzden de çok fazla yorumu üzerinden yapılamayan bir insan heykeli var. Ama Neolitik döneme tarihlenen stilin nedeniyle. Bunda da o deminki taşlar gibi boyunda yine bir boyunluk görüyoruz. Hani deminki taşta bir H motifi olduğunu söylemiştim ya da boğa. Bunda da bir kuşak görüyoruz. Elleri yine göbeğinde bir araya getirmiş ve burada da bir kabartma var. Bu kabartma iki şekilde yorumlanıyor. Bir, buradaki tilki postu gibi. İki, genital organını tutuyor gibi, ama bunu anlamak pek mümkün değil. Ama biz bunun post olduğunu daha sonra şöyle bir analojik karşılaştırmayla görebiliyoruz. Bu en sağdaki görsel Çatalhöyük'teki melah kazıları sırasında, 60'larda başlayan kazılar sırasında bulunmuş bir duvar resmi, boyama. Çatalhöyük'teki yorumlara da baktığımız zaman işte şey denir, Neolitik'in daha ileri evrelerinde olmasına rağmen avcı toplayıcı
kültür unsurlarının unutmadıklarını ve bunların işte özel mekanlarda yansıttıkları ile ilgili bir görüş var. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum bu tartışmanın dışında. Burada orada işte çeşitli boğa protonlarıyla, yani boğa başlarıyla tekrar karşılaşıyoruz çeşitli mekanlarda. Ve çeşitli av sahneleri var. Burada gördüğünüz av sahnesinde muhtemelen bir domuz da bir yaban geyiği av sahnesi var. Ki yine Erek'te. Çevresinde de küçük küçük minik minik insanlar görüyoruz. Bu minik minik insanların baktığınız zaman bellerinde bir şey var. İşte bu şeyin ne olduğu çok uzun süre tartışma konusuydu. Ama artık bunun bir hayvan postu olduğunu rahatlıkla hem Göbeklitepe'deki buluntulara bakarak hem de Urfa'daki, Diyarbakır'daki diğer buluntulara bakarak rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bir diğer buluntulara bakacağımız zaman Göbeklitepe'deki ilginç olabileceklerden bir tanesi yine bir küçük bir taş heykelcik. Yine Erek'te şekilde tasvir edilmiş. Sanki sadece taşlar üzerinde kabartmalar var gibi düşünülüyor Göbeklitepe'de ama çeşitli hayvan heykelcikleri de var. İşte bir bıyıkların vesilesiyle anlayabildiğimiz üzere yine kedigillerden bir hayvan heykelciği, bir yaban domuz heykelciği. Bir de Klaus'un totem olarak isimlendirdiği buluntu var. Bunun bu şekilde isimlendirilmesinin nedeni Neval Çöre'de de benzer bir buluntu var ve ona da totem olduğu düşünülmüş. İşte burada bir kap tutan bir insan figürü var. Yandan baktığımız zaman, şundan baktığımız zaman bir hayvan figürü var. Buralar tam görünemiyor. İşte şey, sunumayı ilk başlarda söylemiştim ya, Klaus buranın çeşitli grupların bir araya geldiği ve belki de bilgilerini paylaştığı bir alan olarak yorumluyordu. İşte bu gelen insanların, klanların, grupların toplandıkları yerlere de bu taşlar mı dikiliyordu diye bir görüş var. Ama öyle mi bilemiyoruz. Bu görüşler neden önemli? Bu size aktardığım bu görüşler hayatlarını bunu anlamaya adamış, bütün çalışmalarını da bunun üzerine yapmış insanların görüşleri. Yani sokaktan geçen Mehmet Ağa'nın görüşü değil bunlar. Ve bunu insanlar bu görüşleri yaparken başka yerlerle de karşılaştırmalar da yapıyorlar. Ya da içsel yaşayan işte Kızılderili yerlilerine de bakıyorlar. Ya da işte Avustralya yerlilerine de bakıyorlar. Ya da Afrika yerlilerine de bakıyorlar. Hani oradaki insanların hangi koşullarda neler, nasıl şeyler gerçekleştirdiğine bakıyorlar. O yüzden değerliler. O yüzden aktarıyorum. Ama dediğimiz gibi hani bu evet böyledir diye bir şey iddia edecek durumumuz yok. Bunlar dışında da yine çeşitli insan figürleri var. Ki bu insan figürlerin işte gördüğünüz gibi ağızları yok. Bazı ekstrem örnekler dışında bunlardan bolca bulunuyor. Bir de en tartışmalı olanlardan bir tanesi de bu. Bu yuvarlak yapılardan bir tanesinin hangisi olduğu şu anda belirleyim de değil. Üzerine basılacak şekilde yerde bulunduğunu hatırlıyorum ben bunu şu anda. Bir kazıma benzeme, yani bir grafiti diyebiliriz. Şimdi bunun ilk yorumu şuydu. Bunun bir kadın olduğu, işte göğüslerine bakarak ve bacak pozisyonuna bakarak bir doğum pozisyonu olduğu ve burada da işte bir doğum sahnesi olabileceğine ilişkin bir görüş vardı. Şimdi arkeolojinin ne kadar yoruma dayalı olduğunu şuradan size bir ispatlayayım. Şimdi modern ve cinsiyete dayalı yorumu kabul etmeyen daha çok cinsiyetçi eşitliğe dayalı görüşleri kabul eden gruplar tarafından şöyle bir şey iddia ediliyor. Çok kilolu bir erkeğin de göğüslerinin bir kadın göğsü gibi görülebileceğini, bu yüzden buna direkt bakarak bir kadın ve doğum sahnesi demenin doğru olamayacağı, çünkü kadının unsurlarını belirtecek diğer yerlerin uygun şekilde görülemediğini söylüyorlar. Bu da onların yorumu. Ben ikisini açık bırakarak bunu geçiyorum. Ama önemli buluntularından bir tanesi. Kısacası kabartmalardan bahsedebiliriz. Kabartmalar üzerinden ya da işte kazıma bezemeler üzerinden çeşitli yorumlar yapabiliriz. Bu yorum, bunların neden yapıldığını %100 söylememizin hiçbir ihtimali yok. En azından bugünden, şu koşullardan yok. Sadece bunları anlatabiliriz. Ne olduğunu söyleyebiliriz. Bunların ile ilgili o okuyabileceğiniz işte Sirius yıldızı bilmem neyle ilgili şeyde de ne yazık ki bilimsellikten uzaklaşıyor. Onu da ben yapmıyorum o yüzden. O nedenle. Ben sadece neler olduğunu aktarabilirim ama bilimsel olarak baktığımız zaman hani bunları sadece işte varlıklarını söyleyebiliyoruz. Niye bunların tercih edildiğini söyleyebildiğimiz nokta işte analojinin olduğu, Körtüktepe örneğinde olduğu gibi, Çatalhöyük örneğinde olduğu gibi ki örneklerde işte bunları evet böyledir diye iddia etmemiz mümkün ama diğer notlarda iddia edemiyoruz.
Şimdi Göbekli Tepe neden önemli? Konusuna gelecek olursak. İlk önce Göbekli Tepe tek değil. Ona gelelim. Sanki tekmiş gibi davranılıyor ama tek değil. Gördüğünüz gibi Göbekli Tepe'nin benzeri mimariyle karşılaştığımız daha fazla alan var. Ki bunlardan bazılarının kazısı yapıldı. Mesela Nevalı Çölü'nün bazısını da yapılıyor. Mesela Karahan Tepe'nin yeni başladı. Son bir iki sene oldu. İstanbul Üniversitesi'nden Necmi Hoca yapıyor burayı. Çok daha başlarında. Hani Göbekli Tepe'nin kazısı 20 yıl geçtikten sonra meşhur oldu bu arada. Yani buranın 2 yıl olduğunu düşünürsek daha hani kazı neticesinde elde edilen belirlerin yorumlanması için çok daha çok uzun süreye ihtiyaç olacak. Sevgili Sejon'un sorusunu da yanıtlayacak olursam, niye Suriye hattıyla çat diye bitiyor? Yani muhtemelen bu alan araştırılmadığı için hani Suriye'nin mevcut durumu ve yakın dönemdeki işte ekonomik durumuyla ilgili olarak bir bölümün daha az araştırılmasıyla ilgili bir nedenden dolayı burada çat diye bitiyor olma ihtimali var. Bir de yani tek tek dağların eğer gerçekten öznel bir duruma sahipse, bir konuma sahipse tek tek dağları özelinde de bir durum olabilir. Ama işte bu bölgede de iyice araştırıldıktan sonra bunun cevabı verilebilir. Onun için de işte ilk önce bu salgının, daha sonra işte Suriye Savaşı'nın geçmesi, daha sonra ekonomik olarak Suriye'nin kalkınması gerekiyor. Yani belki yaşlılığımızda böyle bir bilgiye sahip olma durumumuz olabilir. Şimdi Göbekli Tepe'yi neden önemli sorusuna hiçbir görsel göstermeden çeşitli sorular soracağım. Göbekli Tepe şundan önemli, ilk başta anlattığım gibi Pleistosen'den Holosen dönemine geçişteki iklim değişikliğinin ne? İnsanın adaptasyonu aslında Göbekli Tepe. Kültürel olarak adaptasyonu. Bu yüzden önemli Göbekli Tepe. Yani aslında şeyleriyle önemli değil. Ay ne kadar eski, ne kadar acayip eski şeyler yapmışlar. Aa hiç metal yokken taştan taşı oyarak ne kadar güzel şeyler yapmışlardan dolayı önemli değil Göbekli Tepe yani. Ya da ne kadar büyük anıtsal şeyler inşa etmişlerden önemli değil. Göbekli Tepe'nin önemli olmasının nedenlerinden, bunları öncelik sırasına göre sıralamıyorum. Bir tanesi iklim değişikliğine insanın kültürel olarak adaptasyonunun yansıması işte karşılığı. Bir diğer durum da şu, Göbekli Tepe bizim anladığımız insanlık kültür tarihi algılayışını değiştirdi. Biz Göbekli Tepe'den önce şunu düşünüyorduk. İnsanlar avcı toplayıcılıktan tarıma başladılar. Tarıma başladıktan sonra artı ürün yani beslenebileceklerinden fazla ürün elde etmeye başladılar. Bu artı ürünü elde ettikten sonra insanlar arasında sosyal organizasyon oluşmaya başladı. Yani tarımı daha iyi yapan, onunla uğraşan, işte seramiği daha iyi yapan, onunla uğraşan, onları koruyan, o toprakları koruyan, o toprakları korumayı organize eden ve en nihayetinde bu gücü ilahi olduğunu ispatlamak için oluşan bir ruhban sınıfının varlığıyla bir sosyal organizasyon olduğunu düşünüyorduk. Ki ben de eğitimimi bu şekilde aldım ve bunu bu şekilde çok mantıklı geliyordu. Ama Göbekli Tepe bize şunu gösterdi ki insan evet avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiyor ama daha muhtemelen sosyal organizasyon ortada yok. Hani daha ortada artı ürün yok. Artı ürün olmayınca o sosyal organizasyonun olduğu şeması bozuluyor. Göbekli Tepe 20 yıl, 30 yıl önce yazılmış kültür tarihiyle ilgili kitaplarda genel olarak kabul edilen bu şemayı tamamen bozdu. Yani artı üründen önce insanın bir arada kolektif olarak bir işler yaptığını söylüyoruz. Yani sosyal organizasyonun ya da meslek grupları diyeyim ben ona ama meslek grubu olmuyor. Sosyal organizasyonunun aslında artı üründen daha önce ortaya çıktığını görmüş oluyoruz. Bu da işte kafa karışıklığının başlangıç noktası. Göbekli Tepe'nin asıl büyük olmasının nedeni o. Bu noktada şunu söylemek lazım. Bunu şey gibi düşünün. Yani bu şu anda iki cümleyle de çok basit açıklanıyor aslında ama henüz atomu bulmadan nükleer santral inşa etmek gibi bir şey yani bu. Mesela Newton fiziğini düşünün. Newton fiziği nasıl yüzyıllarca genel kabul gördü ki hala kabul görüyor ama bir adam çıktı dedi ki kuantum diye bir şey var ve bütün algımızı en azından mikro boyutta değiştirdi. İşte Göbekli Tepe'de de insan için, hani bizim için yarattığı değişim bu. İşte bu yüzden önemli Göbekli Tepe. Kabartmalarıyla, mimarisi, tabii bunlar da önemli de. Hani ne kadar güzel, ne kadar güzel hayvan yaptıkları, taştan taş hayvanları ne güzel işledikleriyle ilgili değil. İşte bu algıyı değiştirmesi nedeniyle önemli. Şimdi bir diğer durumsa şu. Yani 500 kişinin organize olması gerekiyor. Tek bir tane T biçiminin taşı hareket ettirmek için.
ki aynı anda muhtemelen birden fazla taşa hareket ettiriliyor. Yani binlerce kişinin aynı anda organizasyonu gerekiyor. Bu binlerce kişinin aynı anda organizasyonunu yapabilmek için bir üst akıl gerekiyor. İşte bu üst akılının varlığı da Arthur'un olmadan, insan yerleşik hayata geçmeden, sosyal organizasyon olmadan belki de üst akılın varlığına işaret ediyor. Yani bu noktada da bu üst akıl dediğimiz kişiler eğer bir kült ya da ruhban sınıfı diyelim, hani ben ama kült demeyi tercih ediyorum. Eğer bir kült sınıfının varlığıysa, işte bu kült sınıfının varlığı ilk teorideki olduğu gibi yerleşik hayattan, Arthur'undan sonra değil, daha öncesine tekabül ediyor. Ki bu noktada İstanbul Üniversitesi'nden dünya çapında tanınmış bu konunun uzmanı olan Mehmet Özdağ'la şöyle bir yaklaşımı var. Göbekli Tepe, çanak çömleksiz neolitik dönemde ki yerleşimlere baktığımız zaman bir planlamayla karşılaşıyoruz. Yani konutlar arasındaki boşluklar, bir sokak olgusunun ortaya çıkması, Neval Çöre'yi de göstereceğim. Neval Çöre'deki gibi bir mal, yani bir alan yönetimiyle karşılaşıyoruz. Ancak Göbekli Tepe'den uzaklaşıldıktan sonra, yani Neval Çöre'deki gibi alanlarda Göbekli Tepe biçimindeki yapıların olmadığı noktada, mesela Çatalhöyük boyutunda neolitik yerleşimlere baktığımız zaman bu planlamadan uzaklaştırıldığını görüyoruz. Bu noktada bunların hepsini tasarlayan, yani bu yerleşilen alanı da tasarlayan bir üst akılın, yani bir kült grubunun varlığını, bunu idare eden bir grubunun varlığını kanıtladığını söylüyor. Ve bu grup, işte hani ilk başta anıtsal büyük yapılar inşa ediyorlardı ya, gitgide önemlerini kaybediyorlar. Belki işte bu avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçiş sürecinde elde ettikleri o kült, yani ellerinde tuttukları o güç neyse, tarım toplumunun başlamasıyla Arthur'unla beraber o gücü gitgide kaybediyorlar. Ki bunun mimarideki yansımasını işte yapıların küçülmeye başlaması, T biçimindeki taşların küçülmesi ve boyutlarının değişmesi olarak görüyoruz. Kült uygulamacıları gücünü kaybetmeye başladıktan sonra işte yerleşim alanlarında da merkezi planlamadan uzaklaştığını görüyoruz ve bu noktada da tersine düşünecek olursak böyle bir sosyal örgütlenmenin ispatıdır Göbekli Tepe'nin varlığı diye bir yorumu var. Bir diğer durumsa, şimdi burada bahsettiğimiz insan grupları işte binlerce kişi belki de ama minimum en az 500 kişiyi beslemek lazım. Eski görüş şu şekildeydi. İlk önce işte sürekli aynısını tekrar ediyorum ama kusura bakmayın yine tekrar edeceğim. Avcı toplayıcılık, tarımın başlanması, Arthur'un sosyal organizasyon. Çünkü Arthur, yani yemek bulmakla uğraşmayacak insanın boş kalan zamanında kendi sosyal organizasyonuna bir şeye odaklanabilme durumu var. Ama Göbekli Tepe'de baktığımız zaman aynı anda 500 kişiyi beslemek ihtiyacı doğuyor. Şimdi bir diğer durumsa, bu toplu aktivite, yani bir taşı, bir büyük T biçimli taşı işlemek ve taşımak için minimum 500 kişiye ihtiyaç olduğu ile ilgili bir tez var ortada. Yani aynı anda minimum en azından 500 kişinin oradaki faal olarak varlığını olması gerekiyor. Aynı anda birden fazla taşlı olduğunu, işlendiğini düşünürsek, taşındığını düşünürsek binlerce kişiye ihtiyaç var. Şimdi baktığımız zaman Göbekli Tepe yerleşik hayata geçiş sürecinin ilk evreleri, daha yeni evreleri. Daha artı ürün dediğimiz, işte tarım fazlası ürün ortada yok. Ama yapılan bir uygulama var. Bu uygulama bu uygulamayı yapabilmek için de insanların karnını doyurmak lazım. Acaba tarım bu insanları doyurma ihtiyacının zaruri karşılığını, yani mecburiyetinde mi kaldık acaba biz? Göbekli Tepe gibi bir şey inşa etme motivasyonumuz bizi tarımı bulmak zorunda mı bıraktı diye de bir görüş var. Ki bunun da arkeolojik olarak bir karşılığı da var. Hani ziyafetle ilgili bir teori olarak ifade ediliyor bu. Bir de böyle bir durumu var. Yani algıları nasıl değiştirdiğini anlatmaya çalıştım. Yani bu söylediğim 4 tane temel unsur vardı. Bu 4 temel unsurda Göbekli Tepe'nin bizim daha önceki algılarımızı nasıl değiştirdiğini anlatmaya çalıştım. Göbekli Tepe'nin neden önemli olduğu, işte bu algılarımızı nasıl değiştirdiği ve nasıl yeni sorular sorduğumuz. İşte bu hani tarımın bulunması zaruri bir ihtiyaç mı acaba sorusu çok radikal bir soru Göbekli Tepe'den önce. Ama Göbekli Tepe ile beraber radikal bir soru olmuyor yani. Ve Göbekli Tepe asıl önemini işte bu soruları sorduklarında karşımıza çıkıyor. Bunun üstünü çizmeye çalıştım tamamen. Şimdi buradan sonra Göbekli Tepe'nin keşfini anlatmak istiyorum.
Yani konudan uzaklaşacağım, artık Göbekli Tepe'den uzaklaşacağım. Çünkü insanlara gerçekten emeklerinin karşılığını vermek istiyorum. Sosyal medyada veya dönen şeylerden ziyade. Bundan önce biraz soru alayım, o soruları cevaplayayım. Ondan sonra oraya geçeyim istiyorum. Eğer bir mahsuru yoksa. İlk önce Burak Hoca'nın sorusuna cevap vereyim, sırayla cevap vereyim. Tapınak tabanında yapılan analizler var mıydı? Evet, yapılan analizler vardı. Bira mayası bulunduğunda alakalı bir duyumum vardı. Şimdi Türkiye'deki arkeoloji haberleri magazinsel olarak yapılıyor. Evet, böyle bir haber yapıldı. Burak haklısın, bu doğru hatırlıyorsun yani. Ama ilk önce bira ne, onu tanımlamak lazım. Bira, tahılların mayalı hali ise şayet, evet bira bulundu. Eğer bira bugün anladığımız anlamında hafif de olsa alkollü ve keyif verici bir madde ise besin öğesi dışında, ki biz bugün birayı besin öğesi olarak almıyoruz ama Mısır toplumu bunu mesela bir besin öğesi olarak alıyordu. O zaman bira değil o. Hani evet, mayalı bir sıvı bulunmuş durumda ama bira mı değil mi, onun cevabı yok. Şimdi Seda Selam zamanla önemini yitiriyor olabilir. Daha küçük yapılar yapılmış dediydin ya. Neden önemini yitirdiğiyle ilgili yorumun ya da bilgin var mı? Teşekkürler. Bu Mehmet Hoca'nın, Mehmet Özdağ'ın açıkladığı yorum işte bununla ilgili. Bu yani, yani tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz ama paleolitikten neolitiğe geçiş evresinde bir, en azından bir zümrenin muhtemelen elinde bir şekilde bir vesileyle bir güç tutma durumu var. Onun işte mimaride de bir karşılığı var ki o farklı alanlarda da, farklı neolitik alanlarda da o karşılığı görüyoruz. Ama onların neden bu gücü nasıl ellerinde tuttuklarını, o güçleri nasıl kaybettiklerini bilemiyoruz. Yani bilebilmemizin de bu güncel çalışmalar, veriler ışığında hiçbir ihtimali yok. Ersin Koçal, Ozan Bey taşların, bana bey demenize gerek yok bu arada. Ozan Bey, taşların taşınması için gerekli olan 500 kişi yerine bir araç gereç kullanılmış olabilirler mi? Bununla ilgili bir araç gereç halen bulunmadı mı? Yani şöyle, o dönemki teknolojiyi bildiğimiz kadarıyla halatla diyebileceğimiz tarzda çekme için kullanılan şeylerin varlığını biliyoruz. Bunun dışında da taş aletler kullanıyorlar. İşte sunumun en başında gösterdiğim gibi taş aletler. Tam anlamıyla anladığımız anlamında tekerlek yok ama hani büyük küçüklerin yan yana koyularak üzerinden sürünebileceğini tahmin ediyoruz. Bu şekilde araç gereçler kullanılıyor. Yani bunun daha komplike, daha karışık hali kullanılmıyor. Çünkü o daha komplike araçlarla henüz o tarih döneminde hiç karşılaşılmadı. İlkay kült, sürekli kült söylememden böyle bir terim olmadığı için aklım karıştı diyor. Normal, çünkü genelde sadece ben kullanıyorum. Göbekli Tepe'nin keşfi şöyle aslında. Göbekli Tepe ilk başta kayda geçmesi Halit Hoca'nın da içinde bulunduğu bir çalışmayla oluyor aslında. Ve 1963 yılında oluyor. Neden 1963 yılında? Güneydoğu Anadolu'daki yapılacak barajları öncesinde bölgede ön bir araştırma, çalışma yapılıyor. Buradaki kültürel etki alanına nasıl zarar vereceği barajların. Bu sırada Göbekli Tepe'ye gidiyorlar. Göbekli Tepe kazıdan önce de, bugün de hala öyle de, onu bir profesyonel göz görebilir. Yüzlerce taş aletin böyle ortada bulunduğu, gözün gördüğü bir yer. Bunları görüyorlar ve burada bu taş aletlerin olduğu bir yeri kayıt altına alıyorlar. Ancak bu T biçimli taşların en üstü görülüyor sadece. Bunların da henüz hiçbir Göbekli Tepe gibi bir yerin olduğuna ilişkin bir bilgi yok. İnsan gruplarının o dönemde 10-15 kişilik gruplar halinde yaşadığı, böyle anıtsal şeyleri inşa edildiğiyle ilişkili bir bilgi yok. En tepede de mezarlık var. O mezarlıktan yola çıkarak diyorlar ki, o gördükleri, hepsi görünmüyor bu arada, ben çok az taş gözüküyor. O gördükleri bir iki taşı da o yukarıdaki mezarlık alanıyla ilişkili tutup onların orta çağ mezarı olabileceğini söylüyorlar ve bu şekilde kayıt altına alıyorlar. Sonra 1983 yılında işte tarlasını süren Mahmut amca bir tane heykel buluyor ve müzeye veriyor ve o müze deposuna kaldırılıyor. Sonra 1995 yılında Klaus geliyor. Klaus'un gelmesi önemli. Göbekli Tepe'yi fark eden kişi, yani gerçek anlamında fark eden kişi Klaus. Ama Göbekli Tepe alanına neden geliyor? Klaus'un kendi kitabında, anlatımında şey geçmiyor. Mahmut amcanın heykelini gördüğü geçmiyor. En azından benim hatırladığım geçmiyor. Ki görüp görmemesi çok önemli değil. Görmüş olsa da görmemiş olsa da bir şey fark etmez. Ama Halet hocaların yaptığı çalışmayı biliyor. Ve burada tarih öncesine döneme ait yüzlerce taş aletin yüzeyde olduğunun bilgisine sahip Klaus.
Klaus oraya neden gidiyor? Çünkü Klaus daha öncesinde Nevaliçori kazısında çalışıyor. Nevaliçori kazısı bitiyor. Kendi bir araştırma fonu var. Bu araştırma fonunda Güneydoğu Anadolu'daki tarih öncesi yerleşimlerin tercih edilmesindeki doğal koşulların ne olduğuyla ilgili bir yüzey araştırması dediğimiz bir araştırma yapıyor. Bu araştırmayı yaparken Göbekli Tepe'ye gidiyor ve işte buraya gitmesinin nedeni dediğimiz gibi Halit Hoca'ların zaten kayıtlı olması. Şimdi bu Nevaliçori bu noktada önemli. O yüzden ilk önce bir Nevaliçori'ye girmek istiyorum. Türkiye arkeolojisine Güneydoğu Anadolu'daki bu baraj projeleri inanılmaz veri sağlıyor. Çünkü Dünya Bankası destekli olmasının vesilesiyle çok ya arkeoloji pahalı bir iş ve bu pahalı işte para olmadığı zaman da iyi iş ortaya çıkarmak pek mümkün değil. Bu para arkeolojik çalışmaları destekliyor. Bu arkeolojik çalışmaların desteklenmesi sayesinde Güneydoğu Anadolu bölgesine birçok tarih öncesi yer araştırılabiliyor, kazılabiliyor. Ve bu kazılar neticesinde biz işte bugün Göbekli Tepe'yi veya insanın o milattan önce 11 binle yaklaşık 6 bin arasındaki dönemini yani bundan 40 sene öncesine göre muazzam derece yani karşılaştırılamayacak derecede iyi anlıyoruz. Buradaki Nevaliçori'deki kazılar sırasında Klaus'la oradaki çalışan arkeologlardan biri. Burada bir yerleşim dokusu var. İlk başta bu yerleşim dokusu kazılıyor. Ve normal olarak her neolitik alandan bekleneceği gibi işte neolitik dönem işte evler ortaya çıkılıyor. Ama Klaus'un kendi kitabında anlattığı şekilde anlatayım. Siz de kitabı okursanız sizin için de bu heyecanlı öykü olacaktır ama bu bir arkeoloji kitabı. Çok terimli, biraz soğutabilir okurken. Hikaye şöyle. Şimdi biz bir yer alanı kazarken o alanın dünya üzerindeki konumunu da belgeliyoruz. Belgelemek için de Total Station, NIMO gibi çeşitli mimari ölçüm aletleri kullanıyoruz. Bu mimari ölçüm aletlerini kurduğumuz yerlerin sabit noktası olması lazım ve hareket etmemesi lazım. Bu yüzden büyük taşlar tercih ediyoruz. İşte bu yaklaşık 7-8 yıl süren kazılar sırasında biz kullandıkları sabit nokta var. Kazı sezonunun sonlarına doğru Klaus kazı başkanı diyor ki ya buradaki taşın çevresini de bir kazsak ya diyor. Kazı başkanı da kabul ediyor. Sonra ama kitabında şu şekilde yazıyor. Belki öyle bir planı vardı. Ben sorduğum sayede bu planı açığa çıktı. Belki de öyle bir planı hiç yoktu ama bunun üzerine hiç konuşmadık. O yüzden bilmiyorum. Sonra o taşın çevresini kazmaya başlayınca işte buradaki bu yapı ortaya çıkıyor. O dönem için acayip bir buluntu. Çünkü ortasında iki tane T biçimli taş, çevresinde iki T biçimli taşlar olan, işte bir seki olan terrazzo dediğimiz suya karşı sıkıştırılmış harçtan yapılmış bir zemini olan bir yapıyla ilk defa karşılaşılıyor. Ve bu yapı yerleşim alanından ayrı bir bölgede. Yani ev, konutların bulunduğu bir alan var. Bir de bu yapının tekil olarak bulunduğu bir alan var. Bu nedenle bunun direkt bir kült alanı olduğunu söylüyorlar. Ancak şimdi bu T biçimlik taşların aslında tam olarak T biçimli hepsinin olup olmadığını da bilmiyoruz. Çünkü buradaki canlandırmada gördüğünüz gibi hepsi kırıklar. Bugün böyle olduğunu kesin emin olmamızın nedeni Göbekli Tepe'nin daha sonra kazılıp bilinmiş olması. Ondan sonra buradaki kazılar neticesinde aynı zamanda toteme benzeyen, daha önce de anlattığım benzeyen şeyler de ortaya çıkıyor. Taş buluntular da ortaya çıkıyor. Ve diyorlar ki, bu yapı ayrıcalıklı bir kendi başına duran bir alandaysa şayet ve bir ritüel olması çok olası. Çünkü konutla yerleşimle ilgili bulunabilecek hiçbir öğe barındırmıyor. Ev olmasa gerek. Ve işte taş dikili taşın da vardı. Acaba buranın bir toplanma alanı, bir ritüel olanı olduğu kesin. İşte bir hani dinsel bir mekan olduğu kesin. Acaba işte bir grupların gelip toplanma alanı mı? İşte bu totemli gibi birden fazla totem de var da her klan bunun çevresinde mi toplanıyor diye bir soru işareti yapılıyor. Ortaya atılıyor. Sonra arkeolojinin bir diğer dedisi aynı zamanda Klaus'un da çok yakın arkadaşı olan benim çok sevdiğim Murat abi bu yapıyı tek tek söküyor. Tek tek numaralandırılıyor ve 20 yıl boyunca sandıklarda bekliyor. 20 yıl sandıkta bekleyen bu yapıyı
Urfa Müzesi inşa edilirken Murat abi tekrar çağırıyorlar. Murat abinin soy ismi Akman, Murat Akman. Murat abi diyorlar ki biz bu yapıyı bir daha inşa edeceğiz. Sen sökmüşsün bunu. Tekrar yapabilir misin diyorlar. O da diyor ki eğer benim numaralarımı silmediyseniz yaparım. Sonra geliyor müzenin içine tekrar kuruyor. Yani bu deli işi, bu deli işinin ve sahibini anmak lazım. Müzedeki canlandırması da bu. Şimdi Klaus Göbekli Tepe'ye giderken zaten bu alanda çalışmış ve bunun bilgisine sahip olarak gidiyor. Onu da Klaus'un anlattığı şekilde anlatayım. İlk alana gidiyor. Yüzlerce çakmak taşı dediğim taş aletler. Yüzlerce aleti görünce gözleri yuvalarından fırlıyor. Böyle çok heyecanlanıyor. İşte burada çok hani insan faaliyeti olması onu çok heyecanlandırıyor. Arazide diyor yürürken harita hocalarının gördüğü o T biçimli taşların en üstünü görüyor. Harita hocalarının olmadığı ama Klaus'un olduğu bilgi ne? İşte bu yapının bilgisi. Klaus onu gördüğü zaman bunların bu Nevalüçöre'deki yapının benzeri olabileceğini anlıyor. Ve kitabın devamında öykü devam ediyor. Bir sonraki gün yanına Murat abiyi de alıyor. Bir arkadaşlarının dağı oluyor. Üç kişi gidiyorlar. Sabahtan akşama kadar alanda dedicesine orayı dolaşıyorlar falan diye bir hikaye şeklinde anlattığı bir kısım da var. Orayı atlayacağım ama. Neden Halit Hoca fark edemedi de Klaus fark edebildi? İşte aradaki fark bu. Baraj kazıları ve bu baraj kazılardan elde ettiğimiz bilgi sayesinde. Peki yani turlarda en çok sorulan şey şu. Niye Türkiye'deki her şeyi işte yabancılar buluyor, kazıyor falan filan? Öyle bir şey yok yani bu arada. Hani öyle bir genelleme yapamayız. Ama yabancıların şöyle bir avantajı var. Mesela Türkiye'de bir arkeoloji enstitüsü yok. Türk arkeoloji enstitüsü gibi bir şey yok. Ama Almanların, İngilizlerin mesela ya da Fransızların arkeoloji enstitüsü var. Hani doktora aşamasında maddi olarak desteklenebiliyorsunuz. Veya doktora sonrasında araştırmacı olarak da maddi olarak desteklenebiliyorsunuz. Maddi olarak desteklenmeniz neye sağlıyor? Yani biz mesela kendi bütçemizi kendimiz oluşturarak alana çıktığımız için yani 10 tane doktor öğrencisi varsa belki ikisi çıkabiliyor. Ama onlardaki o sayı 6-7'yi bulabiliyor 10 kişi içinden. Karşılaştırdıkları yani bunu yüzdeye vurduğunuz zaman onların bir şey bulma ihtimali desteklendikleri nedeniyle daha kolay oluyor. Aradaki tek şey sponsor yani aslında ya da enstitüsü varlığı yani. Yoksa onlar bizden daha iyi, onlar çok akıllı, işte onlar çok iyi biliyorlar arasında bir fark yok. Desteklenmeleri, değer görmeleri, saygı görmeleri, toplumdan saygı görmeleri, devletlerinden, kurumlarından saygı görmeleri. Aradaki fark bu. Ama Klaus çok iyi bir akademisyen idi. Vefat etti biliyorsunuz Almanya'da. Yani onun hakkını vermek lazım yani. Öyle hani belki de işte ben aynı çalışmaların içinden ben geçsem belki ben görüp anlamayabilirdim yani. Klaus iyi bir bilim insanıydı. Onu bahsetmek lazım. Şimdi bu aşamada da bir ilk önce şeyden bahsetmek istiyorum. Bugün gittiğimiz zaman ne görüyoruz? Bugün gittiğimiz zaman yani görmemiş olanlar varsa sonra soruları alacağım. İşte otopark alanı burası. Buradan otopark alanından bu birkaç sene önce yapıldı. Arabanızı bırakıyorsunuz. Burası tuvaletlerin ve teşhirlerin satıldığı, hediyelik eşyalarının satıldığı alan. Burada görsel bir canlandırmaların olduğu alan. Şurada turnikeler var. Turnikelerden sonra bu alana gidiyorsunuz. Bu alana gittikten sonra burada sizi servisler karşılıyor. Servislerle şu yolu 560 metre falan bu yol. Arabayla geçiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Burada yine bir hediyelik eşya bölümü var. Bu E yapısı olan, sadece taş temelli olan yapı burada. F yapısı burada. Buradan yürüyerek geliyorsunuz ve ABCD yapıları, işte en anıtsal, en eski yapılar burada gözüküyor. Daha sonra inşa edilmiş, işte daha dörtgen planlı yapılar burada görülebiliyor. Buradan işte bunun çevresini dolaşıp, buradan şöyle dolaşıp, bu alandan geçip gidiyorsunuz. Bu kısımsa yeni kazıların yapılacağı alan. Üst örtüsünün kapanması yeni bitti. Kazılar başladı mı emin değilim. Bir ara boş kaldı çünkü Göbeklitepe Klaus ölünce. Bu şu alanın üstünün örtülü hali, göründüğü hali. Bu bizim mevcut durumumuz. Ama bu noktada bir şey daha göstermek istiyorum ve yorum yapmadan bir şey daha göstereceğim. Bu İngiltere Stonehenge. Hani bilmeyen yok herhalde Stonehenge'i. Burada iki tane görsel var. Bir tanesi 2005, bir tanesi 2017. İlk önce 2005 görselinden bahsedeceğim. 2005 yılında ana otobandan Stonehenge'e bir yol var. Çok kolay şekilde gelinebiliyor. Ancak gördüğünüz gibi Stonehenge'in çok yakından geçiyor. Ve devasa bir otopark alanı var. Arabaların ve çok kalabalık gördüğünüz gibi. Arabaların egzoz dumanının
bu taşlara, ki şurada insanların ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz, arabaların ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz, yakınlığını görüyorsunuz. Bu araçların gaz salınımının bu taşlara zarar verdiği biliniyor ya da düşünülüyor. Bu nedenle 2017 yılında yolu kaldırıyorlar gördüğünüz gibi. Yolu çok uzaktan bir yarım saatlik dolaşmayla arka tarafa veriyorlar. Gördüğünüz gibi otoparkı küçültüyorlar. Çünkü aynı anda gezen kişi sayısını da azaltmak istiyorlar. Çünkü insan varlığı bir arkeolojik alanına hiçbir şey yapmasa bile orada bulunması nedeniyle zarar verir. Bu da işte İngiltere'den bir manzara. Ve bu şekilde ben sunumumu tamamlayayım. Sunumumu tamamlamadan önce iki konu hakkında bilgi vereceğim. Sonra soruları alacağım. Bir tanesi çarşamba günü Mikail saat 8'de Balkan Dağları turumuz var bizim. Arnavutluk, Kosova ve Karadağ kapsıyor. Buradaki dağlar, bitki örtüsü ve tur hakkında işte neler görüyoruz onlar hakkında bir anlatım yapacak. Biraz daha eğlenceli, hani bir bilgi içerikli, biraz daha bir tanesi eğlenceli olsun dedik. Muhteşem manzaralar eşliğinde o sunumu yapacak. Çarşamba saat 8'de. Bu videoyu YouTube'a koyacağız. Eğer bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımız burada. Yeni linki de aynı linkten paylaşacağız. Bunu da not edebilirsiniz. Bu etkinlikleri ücretsiz yapıyoruz. Ama şöyle bir şey, yani YouTube'da da ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz. Mevcut durumu biliyorsunuz. Biz turizmden para kazanan insanlarız. Mevcut durumumuzu tahmin ediyorsunuz. Bunları ücretli yapmak yerine ücretsiz yapmayı da tercih ettik. Çünkü bakış açımız her zaman böyle. Ama Patreon denilen bir uygulama var. Bu uygulama işte aylık üye oluyorsunuz. Bir barajlar var. Aylık şekilde bizi destekleyebilirsiniz buradan. Bu sayede biz de hem geçimimizi sağlarız hem de emeğimizin karşılığını oluruz. Hem de bize destek olduğunuzu görünce yalnız kalmadığınızı da fark ederiz. Ama bu mecburi değil, yani yapmak zorunda değilsiniz. Eğer yaparsanız üyelikleri, her üyelik için çeşitli şeyler var. Avantajlar olacak. Onlar zaten Patreon'da yazıyor. Oradan görebilirsiniz. Ben o zaman dinlediğiniz için ve şu ana kadar sabır gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum.